حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر kaybedenin yol bulmasına denir hidayet.
İslam'a terim olarak girdiğinde, hidayet üzeredir denildiğinde, yani hak dinin üzerindedir, yolunu kaybetmemiştir. Yolunu kaybetmemiştir. وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُولُ الْاَلْبَابِ İşte bu insanların bir kalbi vardır, atan kalbi vardır. Hakka karşı sancı duyan bir kalpleri vardır. Akleden, fikreden, öğüt alan, gerektiğinde öğüt veren bir kalpleri vardır. Elbap sahibidirler. Yardıma çarem yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Ay, bulunmaz derdime çare, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Ay, Rabbim nasip eyle ne var? Hasretin kalbimi dalar. Rabbim nasip eyle ne var? Hasretin kalbimi dalar. İki gözüm durmaz ağlar. Yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Ay, İki gözüm durmaz ağlar. Yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Öreyim aşk elinden avareyim. Baştan senin gazabını, nefretini bizim üzerimize celbedecek her türlü
sözden, fiilden, düşünceden ve eylemden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları her zaman ve her yerde aziz ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları her zaman ve her yerde aziz ve milletimiz aziz ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım, hastanelerde şifa bekleyen kullarım var ya Rabbi. Derdi de veren sensin, derman da veren sensin. Ama her şeyden önemlisi ya Rabbi, mucip de sensin. Dualara icabet eden, duaları kabul eden, bize tenezzül eden, değer veren, kıymet veren sensin ya Rabbi. Allah'ım, dertlerimize, hastalarımıza sen şifa ve sen şifa ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım, sen şifa ihsan eyle ya Rabbi. Acil şifa ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım, borçluk olan, borcun altında ezilen, ne yapacağını bilemeyen, kara kara düşünen kardeşlerimiz var. Ya Rabbi, sen her zorluktan sonra bir kolaylık vardır buyuruyorsun. Zorluğun içinde, sıkıntının içinde olan kardeşlerimize ya Rabbi, yardım eyle. Onların borçlarını eda etmeleri için helal rızık kapıları onlara nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, hatırladığımız, hatırlamadığımız, hatırlamaktan utanç duyduğumuz ayıplarımız var, kusurlarımız var ya Rabbi. Bir şey daha hatırlıyoruz ve biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de sen şöyle buyuruyorsun. De ki, kendi nefislerine yazık eden, zulmeden kullarıma de ki, Allah'tan ümitlerini kesmesinler. Ya Rabbi, biz sana ümit var olduğumuz sürece, ya Rabbi sana hamdolsun ve bizim ayıplarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı ya Rabbi sen hem örtbas eyle, hem ayıplarımızdan ötürü korkularımızdan bizleri emin eyle, hem de bu ayıplarımızdan ötürü kesbettiğimiz günahları da sen bağışla ya Rabbi. Allah'ım, sen bizi affeyle ya Rabbi. Biz senin affına muhtacız ya Rabbi. Allah'ım, affına muhtacız ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Allah'ım, öyle evler var ki huzursuzdur. Mutluluğu tadamıyorlar. Evde birisinden sebepsiz yere veya sebepli yere huzursuzluk kaynaklanıyor. Allah, huzur olmayan evlere de huzur nasip eyle ya Rabbi. Mutluluk nasip eyle ya Rabbi. Arası bozuk olan, sürekli didişen, kavga eden karı kocalara da akıl, şuur, izan eyle ya Rabbi. Allah'ım, mutluluğu onların evlerine de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, çocuğu olmayan, çocuk hasreti çeken kullarım var. Ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam da çekiyordu. Zekeriya Aleyhisselam da çekiyordu. Sen İbrahim'in duasını kabul eyledin. Zekeriya'nın duasını da bu mihrapta kabul eyledin. Sana mihrapta yalvardı. Ya Rabbi, çocuğu olmayan kullarına da sen sağlıklı, imanlı, salih ve salihat evlatlar nasip eyle. Onları ana babalarına hayırlı varisler kıl ya Rabbi. Allah'ım, kazancımızı helal eyle. Amin. Allah'ım, itikadımızı sağlam eyle. Amin. Allah'ım, seni sevmeyi, sadece sana ibadet etmeyi, sana kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, Müslümanların üzerinde zulüm sergileyen, hakaret sergileyen, haksızlık sergileyen, iftira atan, kara çalan her kimse ya Rabbi, her kim oluyorsa ya Rabbi, sen bunlara ashab-ı filin akıbetini uygula ya Rabbi. Amin. Ey Rabbim, Şam'da, Bilal-i Şam'da, Suriye'de, Burma'da mümin kardeşlerimizi katlediyorlar, eziyet ediyorlar, sıkıntı veriyorlar. Onların dini sadece Müslüman oldukları için bu zulme düçar oluyorlar ya Rabbi. Sen bunları bizden daha iyi biliyorsun, daha iyi görüyorsun. Ey Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyorsun. قُلْمَا يَعْدَهُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَانُ Duanız olmazsa ne işe yararsınız? Allah'ım, işe yaramak adına dualarımızla onlara destek gönder. Ya Rabbi, nasıl ki Abdülmuttalip Mekke'nin tepesine çıktı, Ashab-ı File baktı,
dedi ki Ebrehe'ye, benim develerimi çaldın, develerimi bana geri ver. Kâbe'ni Rabbi Allah'tır, Allah Kâbe'sini koruyacaktır. Ya ey Allah, Abdülmuttalip Ebrehe'yi ve ordusunu sana havale etti. Sen öyle bir azap indirdin ki, dünya durdukça, Kur'an durdukça, Ebrehe ordusunun azap sahneleri Kur'an-ı Kerim'de gözümüzün üzerine, gözümüzün önüne gergef gergef gelmektedir ya Rabbi. Ey Allah'ım, dünden bugüne, bugünden kıyamete kadar hangi güç, hangi surta, hangi ülke, hangi zalim, hangi hakim, hangi müminin sana iman etti diye gözyaşını akıtırsa ya Rabbi, Abdülmuttalib'in Ebrehe'yi ve ordusunu sana havale ettiği gibi biz de sana havale ediyoruz onları ya Rabbi. Allah'ım, Beşar Esad'ı ve hükümetini, ona her kim destek veriyorsa o zulme, ya Rabbi ashab-ı fikrin akıbetini onların başına getir. Allah'ım, sen Kur'an'da öyle buyuruyorsun. İleyhi yes'adun kelimuttayyib. Allah'a en güzel sözler yükselir. Vel emelü salihü yerfe'uhu. Salih amelle o güzel sözleri yükseltir. Allah'ım, biz ashab-ı fikrin ayetleriyle Ebu Leheb'in indirdiğin ayet-i kerimelerle sana geliyoruz. Senin sözünden daha güzel sözler olmaz. Namaza kalkacağız. Oruç ibadetinin içindeyiz. Bundan daha güzel hayırlı amel olmaz. Amellerimizle ve ayetlerimle bu zalimleri biz sana havale ediyoruz ya Rabbi. Allah'ım, tez zamanda bunlara verdiğin gücü sen bunlardan al ya Rabbi. Bunları kendi güçlerinin içinde yok et ya Rabbi. Allah'ım, nice zalimleri sen helak eyledin. Firavun'u helak eyledin. Nemrut'u helak eyledin. Ebu Cehil'i, Umeyye bin Halefleri ve onların ahbaplarını Bedir'in kuyularına zelil ede ede gömdün ya Rabbi. Bugünden ta kıyamete kadar mümin gözü yaşı akıtanların bütün zalimleri de ya Rabbi, Ebu Cehil ve Avanileri gibi sen en zelil kuyuların içine göm ya Rabbi. Amin. Allah'ım, buna mukabil biz müminlere de birlik ver ya Rabbi. Amin. Beraberlik ver ya Rabbi. Amin. Tek ses olma, tek güç olma, tek kuvvet olma bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, elimizin altında gözümüzün gördüğü Kur'an varken ya Rabbi bizlere başka kapıları çalmayı nasip etme ya Rabbi. Amin. Allah'ım, felillahi izzetu ve lirresuli ve lil mu'minine cemi'an buyuruyorsun. İzzet arıyorsanız Allah'ta arayın. Peygamber'de arayın, mümin kardeşlerinizde arayın buyuruyorsun. Allah'ım, biz izzet elbisesini ve kismesini, mülk elbisesini ve kismesini senden başkasına giydirmedik, senden başkasına vermedik. Başkasının kapısında bir avuç itibar da, izzet de, mülk de aramadık. İyi yanlış içine düşmedik ya Rabbi. Allah'ım, bizi bizimle, seninle ve peygamberinle izzetlendir ya Rabbi. Amin. Bize kendi katından öyle bir mülk ver ki ya Rabbi, yeryüzüne bir daha adalet dağıtan ve razı olacağın kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, analarımızdan, babalarımızdan razı ol ya Rabbi. Amin. Allah'ım, analarımızdan, babalarımızdan bize seni öğreten, seni bildiren, seni tanıtan, sana ibadet etmenin en ulvi şeref olduğunu öğreten üstadlarımızdan, hocalarımızdan, meşayihlerimizden, evliyalarından razı ol ya Rabbi. Allah'ım, rahmete göçmüş ana babalarımıza, aile fertlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senin rahmetin hem bu dünyada hem de ahirette tecelli ediyor. Hangi müminin üzerinde kabir azabı varsa sen o kabir azabını kaldır ya Rabbi. Amin. Allah'ım, bizlere hesabı kolay olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, sıratı rahat bir şekilde geçenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile Havz-ı Kevser'de buluşan ve cennete doğru yürüyen mümin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere Adn ve Firdevs cenneti nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin, amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Bilirim. Esselatü cemiyah. Sağ olun.
Aleykümselam brother. Where are you from? From last year you asked me to come. First time in the Turkish community, four organizations united to support this aid. We are trying to support our Muslim brothers in Burma, in Myanmar. They're under pressure. So we are trying to help and support and collecting money. So four organizations, they're all Turkish organizations, united together to collect some money and send to Burma. And people can learn more at papejami.com. And the four organizations, I'll just come close. Maybe you can just read their name or share with us. One is papejami.com. The other one, Yunus Emre Association, ASSC, @gmail.com. And Masjid Sabur, @gmail.com. Okay. And this is the last one, Zakat.org, okay. Zakat Foundation Canada. It's a new organization which opened in North York. Mm-hmm. So we all united to support Myanmar's Muslims. Okay, so Brother Server, I saw you last year, you were helping another cause, so it's not something new for your masjid. Last year we were supporting Somali Muslims. Yes. And you're always trying to help. Yes. So, on the 27th of Ramadan, the night, this is the best message to try to help other Muslims. Exactly. So, alhamdulillah. Thank you very much. And inshallah in our duas, if not our checkbooks. Inshallah. Thank you. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.